kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Ancak alınacak her kararın, atılacak her adımın da arkasındayız. Cenab-ı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın. Çok değerli oda temsilcisi arkadaşlarım, çok değerli misafirlerimiz, değerli basın mensupları, bu anlamlı basın açıklamasını arkadaşlarımın, oda temsilcisi arkadaşlarımın, oda başkanlarımın verdiği bu görevi, bu basın açıklamasını okudum. Yüce Allah şu anda orada mücadele veren ordumuza, askerlerimize, tüm güvenlik güçlerimize tez zamanda zafer nasip etsin. Onların ayağına taş değdirmeden görevlerini tamamlayarak ülkemize sağlıklı bir şekilde dönmelerini nasip etsin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Regaip Kandili gecesi askerimize hain bir saldırı gerçekleştirildi. Ve anlaşmalara uyulmayan bir saldırı. Ve bu saldırının neresinden bakarsanız bakın haince, kalleşçe, insanlık suçu işlenmiş bir saldırı. Tarihe de böyle geçti. Gerçi onlara yakışan, kendilerine yakışanları yaptılar. Bunlar milyonlarca insanı evlerinden, barklarından ettiler. Milyonlarca insanı ölümle baş başa bıraktılar ve binlerce insanı da katlettiler. Bu dünyanın adım atmadan izlediği, vicdanlarını yaralamadığı bu insanlık suçuna Türkiye olarak biz Suriye halkının yanında ve omuz omuza Suriye halkını hem misafir ediyoruz hem onların insanlık haklarını savunuyoruz. Bu Suriye ve İdlib meselesi gördüğünüz üzere esasında dünyanın korktuğu bir mesele. Şimdi biz kapıları açtık. Çünkü artık daha fazla kaldıramayacağız. Bir yükün altına giremeyiz. Giremeyeceğimiz için de bu kapıları açtık. Bundan sonrasını onlar düşünsün. Ve biz gereğini yapacağız. Kahraman ordumuz, devletimiz ve Cumhur Reisimizle beraber bu işin üstesinden herkes ve dünyada görecek. Biz bu işin üstesinden geleceğiz. Ama dünya bu insanlık suçuna uzaktan seyirci kalacak. Bunları tarihi yazacak elbet. Ben orada görev yapan tüm askerimizi buradan inşallah ayaklarına taş değmeden dönmelerini nasip eylesin. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize acil şifa diliyorum. Çok üzülüyoruz, çok üzgünüz ama gene başımız dik, alnımız ak, bu işin içinden çıkacağız inşallah. Az önce bütün oda temsilcilerimizle basın açıklamamızı yaptık, ortak basın açıklamamızı. Bildiğiniz gibi Astana ve Soçi sürecince yapılan anlaşmalar gereği askerlerimiz o bölgeye intikal ederken koordinatlar verildiği halde hain bir şekilde rejim unsurları tarafından şehit edildiler. Bu kalleşçe yapılan bir saldırı, masumlarla yapılan saldırıyla eşdeğer. Zaten bunlar insan katili, şu anda orada soykırım yapıyorlar. Fakat devletimiz ve ordumuz çok güçlü. Allah'ın izniyle şu anda dünyaya örnek verecek bir operasyon gerçekleştiriyoruz. Bu operasyonun en büyük özelliği elektronik savaş. İnsansız hava araçlarımızla, kendi %100 yapmış olduğumuz insansız hava araçlarımızla ve istihbari bilgilerimizle nokta atışları yaparak askerimizi o bölgeye sokmadan yaptığımız, şu ana kadar 2-3 günde yaptığımız başarı ortada. Yüce Allah hiçbir ana kuzusunu, hiçbir askerimizi ayağına taş değmeden, herhangi bir yerine bir şey olmadan görevlerini bitirip, amacımızı gerçekleştirip ülkemize dönmeyi nasip etsin. Buradan da tabii en önemlisi, mübarek Regaip Kandili gecesi, nasıl Müslümanlarsa bilemiyorum, ben onlara Müslüman diyemiyorum zaten, alakaları da yok. Askerlerimize yapılan kalleşçe saldırıda şehit düşen kahramanlarımızın
ülkemizin baş tacı olan şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerimize sabır diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Allah bir daha yaşatmasın diyorum. Teşekkür ederim.